Kız Emine, sen ne kesip duruyorsun orada? Tas kebabı tarifi kesiyorum Nurten Hanım. Halit Bey et yemeklerini seviyor ya, bir ara yaparım. Aman, tas kebabı tarifini de gazetede mi keseceksin? Ben restoran işletiyorum. Sen o tarifleri beni soracaksın. Ben çok güzel tas kebabı ederim. Şey ama bu değişik bir tarif Nurten Hanım. Ama kuş mu kondurmuş lan? Ben kalkayım gari. Küçük Menderes dükkanı yalnız. Otursaydın Nurten Hanım. Yok gidelim. Anca baksana saat kaç oldu kızım. Kaçtan beri burada oturup duruyor. Hadi bakayım. Kapıda çaldı. Kapıda çaldı seni. Tom ve Jerry geldi. Selamünaleyküm Nurten Yenge, hoş geldin. Asıl siz hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz bakayım? Aman ne yapacaklar? Yiyorlar, içiyorlar, yan gelip yatıyorlar işte. Yıllardır hep aynı iş. Adam hasret etmem yine. Yalan mı? İkiniz de asalaksınız. Nefes alırken içinizde alıp çektiğiniz oksijen bile haram size. Bu dünyadan bir Hüseyin eksilse kim üzülecek ki? Allah Allah. Kavga etmeyin canım, olur mu? Ayıp. Aa, şunlara bak gari. Hadi bakayım, ben gidiyorum. Hadi güle güle. Selam söyleyin, iyi hadi, günler. Hadi, Allah'a ısmarladık bakayım. İyi akşamlar, Nurten Yenge. Niye çağırdın bizi yenge? Elektrik faturası ödenecek. Bekleyin de getireyim. Tekrar keseyim kadın. Allah Allah. Aldı lan. Ya Hüseyin abi şuraya bak ya. Ne oğlum okusana. İşsiz kocasını uyurken baltayla kesip ince ince doğrayan cani kadın pişman değilim dedi. Vay be. Ne manyak karılar var. Allah'tan bizim Emine sadece söyleniyor oğlum. Abi. Vallahi seni uyuz etmek istemem ama. Emine yenge bu yazıyı niçin kesmiş olabilir? Nefes alırken içinize çektiğiniz oksijen bile haram size. Bu dünyadan bir Hüseyin eksilse kim üzülür ki? Bu kadın resmen kafaya koymuş Şükrü. Beni katledecek. Kesin. Büyük bir ihtimalle de bu kadının planını uygulayacak abi. Bana bak oğlum. Yıllardır koynumuzda yılan beslemişiz. Allah'tan çabuk uyandık Hüseyin abi. Yoksa 3 gün sonra Yakup'la kahvede helvanı yiyor olacaktık. Doğru konuş Şükrü. Bu ülkede bir Hüseyin kolay mı yetişiyor? Kolay yetişmez. Hüseyinler, Şükrüler öyle kolay kolay yetişmez abi. Alın bakalım faturayla parayı. Peki karıcığım. Bugün son günüymüş. Ödenmesi lazım. Sen merak etme hayatım. Ben gider hemen yatıyorum. Şey ne bu böyle hayatım hayatım? Ne oldu ki hayatım? Ya ben senin neden hayatın oluyorum be? Tamam karıcığım. Sinirlenme. Dedim ya. Hemen yatıracağız Şükrü. Bana bak Hüseyin. Sakın. Parayı harcayın falan demeyin yoksa gebertirim ha. Gebertir misin? Ha. Gebertirsin karıcığım. Diyelim ki Hüseyin abiyi geberteceksin. Hangi alete uygun görürsün yenge? Mesela balta. Şükrü ne diyorsun sen ya? Saçma sapan konuşuyorsun. Kızma karıcığım. Misal yani. Şişt, bana bak Şükrü. Bu beygir mühendisi Hüseyin... Neden böyle karıcım marıcım diye böyle konuşuyor benimle? Para mı isteyeceksiniz yoksa? Olur mu öyle şey hayatım? Ben sana her zaman karıcım demez miyim? Demezsin tabii. Her zaman adama hasta etme emin edersin. Hadi hadi güle güle. Sizle mi uğraşacağım ben? Hadi. Çabuk 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 çabuk. Şimdi gücüm var. Karıcımmış. Karıcımmış. Olmuş olmuş. Durumun sakat görünüyor Hüseyin. Bir kadın böyle bir haberi gazeteden keserse ondan tırsacaksın.
Acaba polise mi gitsem Şükrü? Durum böyleyken böyle diyeyim. Karım beni öldürecek diyeyim. Koruma altına alın beni diyeyim. Ortada daha bir suç yok ki Hüseyin abi. Polis ne yapacak? Adamı hasta etme Şükrü. Emine beni öldürdükten sonra mı şikayetçi olacağım? Merak etme Hüseyin. Sen öldükten sonra biz şikayet ederiz. Gözün arkada kalmasın. Yandım ben, yandım. Maalesef öyle Hüseyin abi. Şimdiden vasiyetini hazırla diyeceğim ama... birisine bırakacağın bir şeyin de yok ki. Yani şu çay boşlanmıyor da Hüseyin. Öbür tarafa boşlu gitme. Ben can derdindeyim bu çay derdinde ya. Vay be. Kim derdi ki Hüseyin abimin son çayını kendi ellerimle vereceğim. Verelim bozuma yiğido. Hay lan. Bence yapılacak tek bir şey var Hüseyin abi. Nedir o Şükrü? Gece yengeyle uyurken çok dikkatli olacaksın. Tavşan uykusuna yatacaksın. Bir gözün açık olacak, öbür gözün kapalı. Böyle uyunur mu Şükrü? Yarı uyuyacaksın Hüseyin. Ayı gibi kış uykusuna yatmayacaksın işte. Evde ne kadar kesici alet varsa hepsini yok edeceksin Hüseyin abi. Balta, bıçak, satır. Yenge kafaya koyduysa ne yaparsan yap Hüseyin abi. Hepsi boşa. Fıstıklı mı istersin, fıstıksız mı Hüseyin? Neyi? Hüseyin'in helvasını. Hüseyin öldükten sonra helvasını fıstıklı mı yapacağız, fıstıksız mı? Dalga geçmeyin lan! Gemide yol alır, ayrı dümen tutarız.